اقرا باسم ربك الذي خلق Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli muhterem izleyicilerimiz, elhamdülillah bir kez daha Kur'an-ı Kerim öğreniyorum programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah'ım inşallah bu Kur'an-ı Azimuşşan'ı en güzel şekilde öğrenmeyi, öğretmeyi hayatımızda tatbik etmeyi Rabbimizle ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Allah Resulü ne buyuruyor? Hayrukum men taallemel الْقُرْآنَ ve Sizin en hayırlınız Kur'an azimun şanı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Bizler de inşallah bu program vesilesiyle Rabbim inşallah Allah Resulünün bu ifadesine cümlemizi mazhar eylemesini Cenabı Rabbil Alemin'den niyaz ediyoruz inşallah. Bugünkü dersimizde inşallah Allah kısmet ederse metni lazımı göreceğiz inşallah kıymetli izleyicilerimiz. Metni lazım. <laughs> Şöyle geriden bir tekrar ettiğimiz zaman nereden başlamıştık evvela? Uzatmalardan başlamıştık değil mi? Uzatmalar iki kısma ayrılır demiştik. Bir harfi met, iki sebebi met. Bir harfi met, iki sebebi met. Harfi met neydi? uzatma harfleri demekti ve üç taneydi. Harfimet uzatma harfleri demekti ve üç taneydi. <laughs> sebebi uzun uzatma sebebi demekti. Sebebi uzun uzatma sebebi. Yani bir elif miktarından daha fazla uzatmayı gerektiren durumlarda sebebi devreye giriyor demiştik. Sebebi de kendi arasında iki kısma ayrıldığını gördük. Bir hemze, iki sükun. Bir hemze, iki sükun. Hemze de kendi arasında işte dik hemze, kırık hemze diye iki kısma ayrılıyor demiştik. Kırık hemzeden yani harfimetten sonra sebebimetten hemze ve kırık hemze gelirse metti muttasıl meydana çıkar demiştik. Harfimetten sonra sebebimetten hemze, dik hemze olursa metti munfasıl ...ortaya çıktığını görmüştük... ...bir önceki derslerimizde... ...şimdi de inşallah... ...harfimetten sonra sevimetten sükun... sükünde kendi arasında iki kısma ayrılıyordu... ...sükünü ağrız ...ve sükünü lazım... ...harfimetten sonra sevimetten... ...sükünü lazım olursa... metti lazım olur... ...şimdi inşallah onu göreceğiz... ...bugünkü dersimizde inşallah... ...meddi lazımı işleyeceğiz... ...meddi lazım kelime manası itibariyle met uzatmak demekti. Lazım, lazım illa uzatılması gereken demektir. Tecvitteki tarifi nedir? Bakıyoruz. Harfi metten sonra. Harfi met kaç taneydi? Üç taneydi. Vav, ya, elif. Yani harfi met olan vav, ya, eliften sonra sebebi metten sükûnu lazım gelirse metti lazım olur. Tekrar ediyoruz inşallah. Metti lazım Ezberlemeye çalışalım inşallah tarifimizi. Meddi lazım. Harfi medden sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Tekrar edelim. Harfi medden sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Peki sükunu lazım nedir? Daha önce görmüştük hatırlarsanız. Sükunu lazım durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan sükûne denilir. Sükûne lazım nedir? Durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan, her halükarda var olan, kaybolmayan sükûne denir. Diğer ifadeyle vakfen ve vaslen sabit olan sükûne denir. Tekrar diyorum vakfen ve vaslen sabit olan sükûne denilir. Örneklerimize bakıyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> El-âne. El-âne. Dediğimiz zaman burada... Tecvitten ne olmuştur? Burada tecvitten metti lazım olmuştur. Bakıyoruz gerçekten olmuş mudur? Misalimizde birleştiriyoruz. Harfimetten sonra gördüğünüz gibi buradaki hemze asar tarafından ne olmuştur? Uzatılmıştır değil mi? Harfimetten sonra yani harfimet hükmünde olan, elif hükmünde olan asardan sonra... ...sebebimetten, sebebimetten, sebebimetten sebeb sükûnü lazım gelirse... Sevimet neydi? Durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan sükûne. Şu sükûn var ya cezim. Biz buna ne diyoruz? Diğer ifadeyle cezim, sükûn. Bu her halükarda kelimenin üzerinden devam edilse de burada durursa da her halükarla her halükarda gözümüzle görmüş olduğumuz sükündür. İşte eğer bu şekilde olursa orada metni lazım olur. Yani el ane tekrar ediyoruz. Metti lazım. Harfi medden sonra sebebi medden sükûnu lazım gelirse metti lazım olur. Sükûnu lazım diğer ifadeyle neydi? Harekesi olmayan cezimli yahut şeddeli harf ediyorduk, değil mi? Bakıyoruz el ene misalimize, örneğimize baktığımız zaman bu hemze ne olmuştur? Asar tarafından uzatılıyor. Kendisinden sonra ne gelmiştir? Cezim gelmiştir. Cezimli bir harf gelmiştir. Öyleyse burada ne olmuştur? Burada meddi lazım olmuştur. Yani dört elif miktarı uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? El ane. El ane de olduğu gibi. Diğer örneğimize bakıyoruz. Diğer örneğimize baktığımız zaman hafine hafine Burada da ne olmuştur? Burada da tecvitten metti lazım olmuştur. Bakıyoruz gerçekten olmuş mudur? Burada ha harfi harfimet olan elif tarafından ne olmuştur? Harfimet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfimetten sonra ne gelmiştir? Harfimetten sonra sebebimetten sükûnü lazım gelmiştir. Burada ne gelmiştir? Sükûnü lazım gelmiştir. Öyleyse burada da ne olmuştur? Metti lazım olmuştur. Şimdi burada hocam sükün nasıl oluyor? Normalde her şeddenin her şeddenin altında şu şekilde cezim vardır. Gördüğünüz gibi F harfini iki defa okuyoruz. Aslında bunun asıl yazılışı böyledir. Haf fine. Haf fine. İki harf iki aynı cinsten olan iki harf yan yana gelmiş. Birincisi hareketsiz. Gördüğünüz gibi sükün neydi? Durulduğunda ve geçildiğinde sabit olan süküne denir demiştik. Hafine dediğimiz zaman bunun aslı normalde bu şekildedir. Gördüğümüz gibi iki tane harf, aynı cinsten olan iki harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin, hareketsiz. İkincisi harekeli. Ne yapıyoruz? Birincisini diğerine katıyoruz, idgam ediyoruz. Buna alamet olarak da üzerine cezim koyuyoruz. Yani biz kısa öz tabirle, öz tarifte ne diyoruz? Harfimetten sonra sebebimetten şeddeli bir harf gelirse metti lazım olur. Harfimetten sonra sebebimetten... Cezimli bir harf gelirse metli lazım olur. Harfimetten sonra metten şeddeli bir harf gelirse metli lazım olur. Bu bu rahat yani tarif olarak söylenmez ama rahat halk diliyle ifade edeceğimiz şekilde bu şekildedir. Ama tarif olarak harfimetten sonra metten ne dedik? Sükünü lazım gelirse. Sükünü lazım ney? Durulduğunda ve geçildiğinde var olan, sabit olan süküne... Gördüğümüz gibi burada zaten zahir bir şekilde bir cezim var. Buradaki cezim de nedir? Aynı şekilde gizli. Şuraya baktığımız zaman şetlerin altında ne var normalde? Cezim vardır. Ne yapıyoruz? Biz bu iki harfi birbirine katıyoruz, birleştiriyoruz. Alamet olarak oraya şette koyuyoruz ve hafine olarak okuyoruz. Tekrar ediyoruz tarifimizi. Metli lazım. Harfi metten sonra sebebi metten sükûnu lazım gelirse meddi lazım olur. Yani nasıl okuyoruz? Hâffîne. Diğer misalimizde el -ane. Bu şekilde okumuş olacağız inşallah. Meddi lazım kendi arasında dört kısma ayrılır. <laughs> Diğer ekranımızı açtığımız zaman meddi lazım kendi arasında dört kısma ayrılıyor. Gördüğümüz gibi metli lazım kelime-i müsakkale Bunların hepsi metli lazım oluyor ama farklı uygulamalardan dolayı ne olmuş? Farklı farklı isimler almıştır. Ama hepsi de nedir? Metli lazımdır ve onları dört elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Birincisi metli lazım kelime-i müsakkale. Diğeri metli lazım kelime-i muhaffefe. Metli lazım harfi musakkale, metli lazım harfi muhaffefe tekrar ediyoruz. Burada inşallah bunları ezberlemeye çalışalım. Meddi lazım kelimeyi musakkale. Meddi lazım kelimeyi muhaffefe. Meddi lazım harfi musakkale. Meddi lazım harfi muhaffefe. Son kez tekrar ediyorum. Sizler de ekran başından tekrar etmeye çalışalım inşallah. Meddi lazımın birinci kısmı nedir? Meddi lazım kelimeyi musakkale. Meddi lazım kelimeyi muhaffefe. Metti lazım harfi musakkale, metti lazım harfi muhaffefe. Metti lazım kelimeyi musakkale demek. Yani metti lazım illa uzatılması gerekiyor. Kelimeyi musakkale ağır kelime demektir. Yani burada harfimetten sonra eğer şette gelirse şette ağırlık ifade ettiğinden dolayı biz buna bu ismi söylüyoruz. Metti lazım kelimeyi musakkale. Musakkal ağır demek. İdgamlı, şetteli. Metti lazım kelime-i muhaffefe yani hafif kelime demektir. Burada da eğer harfimetten sonra sevimetten sadece cezim gelirse burada da ne oluyor? O zaman metti lazım i muhaffefe kısmına girmiş oluyor. Metti lazım harfi musakkale aynı şekilde şeddeli harf demektir. Metti lazım harfi muhaffefe o da cezimli harf demektir. Şimdi tek tek inşallah bunları tek tek ele alalım inşallah. Şimdi metli lazım kelimeyi musakkale'ye baktığımız zaman metli lazım kelimeyi musakkale ne demektir? Harfi metten sonra sebebi metten şeddeli bir harf gelirse. Harfi metten sonra sebebi metten şeddeli bir harf gelirse o zaman orada ne oluyor? Metli lazımın hangi kısmına giriyor? Metli lazım kelimeyi musakkale. Ne demektir? Metli lazım kelimeyi musakkale ağır kelime, şeddeli kelime demektir. Bakıyoruz. Ve saffati ve saffati dediğimiz zaman burada ne olmuştur? Sat harfi harfimet olan harfimet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra ne gelmiştir? Şeddeli bir harf gelmiştir. İkisi aynı kelimede olma şartı da vardır. Şeddeli bir harf geldiği için bu ne olmuştur? Medd-i lazımın kelimeyi musakkale, Ağır kısmına. Gördüğünüz gibi wasafati nedir? Bir kelimedir. Aynı şekilde harfimetten sonra şeddeli geldiği için, şette ağırlık ifade ettiği için biz buna ne diyoruz? Alimlerimiz kelimeyi musakkale, ağır kelime ismini koymuşlardır. Aynı şekilde el dediğimiz zaman, el haqqatu dediğimiz zaman ha harfi, harfimet olan elif tarafından ne olmuştur? Uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra ne gelmiştir? Şeddeli bir harf gelmiştir. İkisi aynı kelimede olma şartı. Yine hepsinde vardır. Ne olmuştur? El hakkatu harfimetten sonra şeddeli bir harf geldiği için metti lazım kelimeyi musakkale kısmına girmiştir. Burası anlaşıldı. Son kez tekrar edelim. Metti lazım kelimeyi musakkale ağır kelime demektir. Harfimetten sonra sebebi harfimetten sonra sebebimetten şeddeli bir harf gelirse o ne oluyor metti lazım kelimeyi musakkale oluyor. Dir diğerine açıyoruz şimdi. Metti lazım kelimeyi muhaffefe. Bu kısmımız ney? Metti lazım kelimeyi muhaffefe. Metti lazımdır, kelimedir ama muhaffefe. Hafif demektir. Bu nasıl oluyor peki? Hafimetten sonra sebebi cezimli bir harf gelirse ne olursa harfimetten sonra sevimetten cezimli bir harf olursa o hangi kısmına giriyor? Metti lazımın kelimeyi muhaffefe kısmına giriyor. Muhaffefe tahfif edilmiş. Hafif demektir yani. <gülüyor> Bakıyoruz. El <laughs> ane. El ane. Dediğimiz zaman burada ne olmuştur? Harfimet harfimet değil özür diliyorum. Asar vardır burada. Asar da zaten Harfimet olan elif hükmündeydi biliyorsunuz. Asardan sonra ne gelmiş? Sebebimet'ten cezimli bir harf gelmiş. Cezimli bir harf gelmiş. Ve burada ne olmuştur? Metti lazım olmuştur. Peki hocam bu metti lazımın hangi kısmıdır? Metti lazımın ikinci, ikinci kısmı olan kelimeyi muhaffefe kısmına girmiştir. Niçin çünkü? Harfimet'ten sonra ne gelmiştir? Cezimli bir harf gelmiştir. Cezim hafiflik ifade ettiğinden dolayı kendisine takfiflik ifade ettiğinden dolayı kendisine kelimeyi muhaffefe ismi verilmiştir. Tekrar ediyorum. Bu nedir? İkinci kısmı metni lazım kelimeyi muhaffefe. Yani ne demektir? Harfimetten sonra sevimetten cezimli bir harf gelirse o ne olmuş oluyor? Metni lazım ancak kelimeyi muhaffefe kısmına giriyor. <laughs> Diğer geri kalan yani harfi musakkale ve harfi muhaffefe ise diğer yerimizi açtığımız zaman hurufu mukatta şöyle bir parantez içi tabiri caizse atmamız, açmamız gerekirse Kur'an-ı Kerim'de bir takım harfler vardır. Mesela elif la mim hemen Fatiha'nın karşısında. La si mim elif la ra, kaf ha mim gördüğünüz gibi bunlara hurufu mukatta deniliyor. Kesik harfler. Bunlar bildiğimiz alfabe harflerinin yan yana gelerek birleşmesiyle meydana geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Ra. Elif bayi ilk öğrenirken harfleri ne şekilde okuyorsak bunları da öyle okuyoruz. Mesela Da, Si, Mim. Elif, Lam, Mim, Sad, Kaf, ha ya ayn sand kaf hamim bunlara hurufu mukatta deniliyor. Bunlar harftir. Bunlar kelime değildir. İşte bundan sonraki göreceğimiz derslerimiz ekranımızı değiştirirsek <laughs> metti lazım harfi musakkale ve bundan sonra göreceğimiz metti lazım harfi muhaffefe bir, bir Biraz önce görmüş olduğumuz hurufu mukatta Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı 20-30 civarında bulunan bu harflerde meydana geliyor. Diğeri görmüş olduğumuz kelime-i musakkale, kelime-i muhaffefe Kur'an-ı Kerim okuma esnasında karşımıza çıkabiliyor. Fakat bu metni lazım harfi musakkale ve metni lazım harfi muhaffefe biraz önce ekranda da göstermiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de 20-30 civarında bulunan hurufu mukatta harflerinde bulunuyor. Zaten onlar harf olduğu için kelime olmadığından dolayı onlara ne denilmiş? Metli lazım harfi musakkale. Bakıyoruz. Kendisinde şedde bulunan harf demektir. Şöyle örneğimize baktığımız zaman mesela şunu okuyalım. Elif, la, mim. Elif, la, mim. Burada tecvitten ne vardır? Burada tecvitten medd lazım vardır. Peki bu nereye giriyor? Medd lazımın harfi musakkale kısmına giriyor. Medd lazımın harfi musakkale. Çünkü elif lamim bir kelime değildir. Üç tane harfin yan yana gelmesiyledir. Burası anlaşıldı inşallah. Peki burada harfi musakkale ağır dedik. Dedik kendisinde şedde bulunan harf dedik değil mi? Ama fakat buradaki şedde ne değildir? Hakikatte bulunmaz. Gerçekte yoktur. Aynı cinsten olan harfi peş peşe geldiğinden dolayı sanki şeddeliymiş gibi okuyoruz. Bunun açılımına baktığımız zaman bakın elif şu elif yazılışı elif lam mim lam mim. Burada gördüğünüz gibi lam harfi harfmet olan elif tarafından ne olmuşur? Uzatılmıştır. Ondan sonra ne gelmiş? Lam derken gördüğünüz gibi mim gelmiş. Lamın mimi ve ondan sonra kendisinden sonra yine gelen mim harfiyle ne olmuşlar? Yan yana gelmişler. Dolayısıyla aynı cinsten olan iki harf yan yana geldiğinden dolayı lem mim. Sanki tabiri caizse şeddeli gibi okuduğumuzdan dolayı biz buraya ne diyoruz? Metti lazım harfi musakkale diyoruz. Anlaşıldı inşallah. Bunlar, bunlara ne deniliyor? Tekrar ediyorum. Hurufu mukatta deniliyor. Kesik harfler. Bunlar kelime değildir. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan 20-30 civarında vardır. Bunlarda da aynı şekilde ne oluyor? Meddi lazım bunlarda gelebiliyor. Meddi lazım bunlarda ne yapıyor? Gelebiliyor. Peki biz meddi lazımın hangi hangi kısmından olduğunu inşallah burada öğrenmiş olacağız. Meddi lazım harfi musakkale. Bu nedir? Yani kendisinde şedde harfi var demektir. Ama bu şerh de hakiki manada değil. Aynı cinsten olan, aynı olan harfler yan yana peş peşe geldiği zaman sanki orada şedde varmış gibi muamele yapılıyor ve ona metti lazım, harfi musakkale. Me metti lazım, harf, harf demektir. Musakkale ağır demektir. Gördüğünüz gibi lam, lam harfinin mimi ile mim harfinin mimi ne olmuş? Yan yana gelmiş. Yan yana geldiğinden dolayı sanki burada şedde varmış gibi ne yapıyoruz? O şekilde muamele yapıyor. Alimlerimiz öyle tarif etmişler. Burayı da ne yaptık biz? Meddi lazımın harfi musakkale kısmına girmiş oldu. Diğer bundan sonra gelen dersimiz bu da meddi lazım harfi muhaffefe. Bu da nedir? Meddi lazımdır. Harftir ama muhaffefe tahfif edilmiştir. Bakıyoruz bunlara. Yani bu da cezimli harf demektir kendisinde şedde yok veya şeddeli gibi okunmuyor. Aynı cinsten olan, aynı olan iki tane harf yan yana gelmiyor. Hamim. Hamim dediğimiz zaman bakıyoruz burada bakın. H ha harfi bunun açılımı bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'deki yazılış tarzı böyledir. Şumet aslında mimin üstünde olarak yazılır. Kur'an-ı Kerim'deki yazılış şekli böyledir. Okunuşu Hamim. Yazılışı bunun nedir normalde? Ha harfi harfimet olan elif tarafından uzatılıyor. Mim derken gördüğünüz gibi mim harfi ne olmuş? Harfimet olan y harfi tarafından uzatılmış ve kendisinden sonra ne gelmiş? Cezimli bir harf gelmiş. Cezimli bir harf geldiğinden dolayı burada ne olmuştur? Meddi lazım harfi muhaffefe olmuştur. Anlaşıldı inşallah. Nasıl okuyoruz? Hamim. Aynı şekilde de Yasin dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ya harfi ne olmuştur? Harfimet olan elif tarafından uzatılmıştır. Kendisinden sonra sin harfi biliyor. Bak gördüğümüz gibi sin derken sin burada ne olmuştur? Harfimet olan ye tarafından uzatılmıştır. Harfimetten sonra sevimetten ne gelmiş? Cezim. Cezimli bir harf gelmiş. Öyleyse burada da ne olmuştur? Metti lazım olmuştur. Bunun asıl Kur'an-ı Kerim'deki yazılış şekli bu şekildedir. Ama açılımında böyle sin harfi y tarafından uzatılmış. Kendisinden sonra cezim geldiği için biz buraya ne diyoruz? Burada meddi lazım harfi muhaffefe olmuştur diyoruz. Peki meddi lazımı biz ne kadar uzatmamız gerekiyor? Bundan sonraki açtığımız zaman meddi lazımın hükmü metti lazım dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Metti lazımı dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Çünkü bütün Kırat imamlarımız ne yapmışlardır? Metti lazımı dört elif miktarı uzatmışlardır. Şimdi dersimizi öz bir şekilde, kısa bir şekilde tarif etmeye çalışalım. Metti lazım. Harfi Med'den sonra sebebi metten sükûnu lazım gelirse metti lazım olur dedik. Harfi Med'den sonra sebebi metten sükûnü lazım gelirse metti lazım olur. Kendi arasında dört kısma ayrıldığını söyledik. Kendi arasında kaç ayrılıyordu? Dörde. Neydi bunlar? Hep beraberce sayalım. Metti lazım kelimeyi musakkale, metti lazım kelimeyi muhaffefe, metti lazım harfi musakkale, metti lazım harfi muhaffefe. Eğer harfimetten sonra harfimetten sonra sebebimetten metten şette gelirse metti lazım kelimeyi musakkale oluyor. Harfimetten sonra sebebimetten cezim gelirse o zaman metti lazım kelimeyi muhaffefe oluyor. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de hurufu mukatta var demiştik. Oralarda aynı cinsten olan harf, aynı cinsten olan harf yan yana gelirse orada sanki hükmü yazılışta yoktur ama okunuşta aynı cinsten olan harfler yan yana geldiği zaman orada da şedde varmış gibi muamele yapılıyor. Kelime olmadıkları için, onlar harf oldukları için onlara ne deniliyor? Meddi lazım harfi musakkale. Eğer kendisi tek olarak gelirse, cezimli olarak gelirse o zaman ona ne diyoruz? Meddi lazım harfi muhaffefe. Peki biz bunlara ne kadar uzatacağımızı söylemiştik biz bunları dört elif miktarı uzatıyoruz. Çünkü bütün kıraat imamlarımız ne yapmışlardır? Dört elif miktarı uzatmışlardır. Şimdi de inşallah Kur'an-ı Kerim'den uygulamalı bir şekilde inşallah göstermeye çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ حَاجَّكَ femen فَمَنْ حَاجَّكَ Bakın burada gördüğünüz gibi burada ne olmuştur? H ha harfi, H ha harfi harfimet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra ne gelmiştir? Şeddeli bir harf gelmiştir. Öyleyse burada ne olmuştur? Meddi lazım, kelimeyi müsakkale olmuştur değil mi? Nasıl okuyoruz? فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يه۪ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ Burada ne olmuştur peki tecrübden? Burada metti bir önceki, daha önceki görmüş olduğumuz derslerde metti muttasıl olmuştur. Niçin? Çünkü met olan eliften sonra ne gelmiştir? Sebebimetten kırık hemze geldiği için burada ne olmuştur? Metti lazım olmuştur. Min al-ilmi fakul ta'ala ned'u abna'ana ve abna'akum ve nisa'ana ve nisa'akum. Gördüğünüz gibi buralarda hep ne vardır? Buralarda teciden metti muttasıl vardır değil mi? Çünkü hepsinde harfimetten metten sonra ne gelmiştir? Kırık hemize gelmiştir. Ve enfusena ve ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين <applause> إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا fe inna Allaha alimun bil mufsidin. Kul ya ehlel kitab, kul ya ehlel Kitap. derken burada ne olmuştur peki? Daha önceki derslerimizi hatırlarsak harfimetten sonra sevimetten düz hemze gelir. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunursa burada ne olurdu? Metti metti munfasıl olurdu. Burada da ne olmuştur? Metti munfasıl olmuştur. Kul ya ehlel kitab ta'alev ila kelimetin sevâim ne ve beynekum beynenâ. Burada ne olmuştur peki? Hatırlarsanız ilk derslerimizde metti tabi olmuştur değil mi? Niçin? Çünkü nun harfi ...harfimet olan elif tarafından ne olmuştur? Uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra... ...sevimetten bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Ne gelmiş? Vav harfi gelmiş. Öyleyse burada ne olurdu? Metti tabi olurdu. ''Beynene ve beyneküm... ...ella na'bude illallah... ...ve la nüşrike bihi şey'en... ...ve la yettehide ba'duna baz'una baz'an erbaben dinilallah fa in tawalla fukulu bi enne muslimun fukulu şehedu derken burada da aynı şekilde ne olmuş bakın dal harfi ne olmuştur harfimet olan vav tarafından uzatılmıştır harfimetten sonra ne gelmiştir sebebiyetten bir şey gelmediği için burada da ne olmuştur burada da meti tabi olmuştur ya ehlel kitabi lima tuhajjun lima Burada aradığımızı bulduk herhalde. Ne var burada? Burada tecvitten metti lazım var. Değil mi? Niçin? Çünkü ha harfi harfimet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra ne gelmiştir? Sebebimetten şedde gelmiştir. Öyleyse burada ne olmuştur? Meddi lazım kelimeyi musakkale olmuştur. Felime tuhaccune fi İbrahim'e fi İbrahim'e derken burada ne olmuştur? Burada da daha önceki, daha önceki derslerimizde gördüğümüz meddi munfasıl olmuştur değil mi? في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون <coughs> ها أنتم ها أنتم هؤلاء ها هؤلاء ها Ha derken burada ne olmuştur? Metdi munfasıl olmuştu hatırlarsak. Kaideye aykırı olarak gelmişti. Hacecitum fi malekum bihi ilmun felime Burada ne olmuştur peki? Burada da aynı şekilde şu an görmüş olduğumuz dersimizin meddi lazım olmuştur değil mi? Niçin? Bakıyoruz ha harfi ne olmuştur? Harf met olan eliften sonra özür diliyorum. Ha harfi harfmet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfimet olan eliften sonra ne gelmiştir? Sevimetten şeddeli bir harf gelmiştir. İkisi aynı kelimede olduğundan dolayı burada ne olmuştur? Meddi lazım olmuştur. Meddi lazımında meddi lazım kelimeyi musakkale kısmıdır. Fi ma bihi ilm. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemûn'' Burada ne olmuştur? Burada hatırlarsanız metdi tabi olmuştur değil mi? Çünkü ma derken mim harfi harfmet olan elif tarafından ne oluyor? Uzatılıyor. Kendisinden sonra sebimetten bir şey var mı? Yok. Aynı şekilde kaf harfi harfmet olan elif tarafından uzatılıyor. Kendisinden sonra ne gelmiş? Nun harfi gelmiş. Öyleyse burada da ne olmuştur? Metdi tabi olmuştur. İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kâne hanifen müslimâ ve mâ kâne minel müşrikîn. İnne evlen nâsi bi İbrahim'e, bi İbrahim'e, İbrahim'e derken burada ne olmuştur? Ra harfi asar tarafından uzatılarak meti tabi olmuştur. İbrahim derken hi harfi de ne olmuştur? Harfmet olan y tarafından uzatılarak da yine burada ne olmuştur? Meti tabi olmuştur. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hâzen nebiyyü vellezine âmenû ve allâhu veliyyül mut ve allâhu veliyyül mu'minîn ve taifetun ve tet Peki burada ne olmuştur? Burayı da size bırakıyorum. Burada ne olmuştur? Metti muttasıl olmuştur değil mi? Niçin? Çünkü t harfi, da harfi Harfmet olan elif tarafından ne olmuştur? Uzatılmıştır. Harfmet olan eliften sonra ne gelmiştir? Sebebimetten kırık hemze gelmiştir. İkisi aynı kelimede bulunduğu için burada ne olmuştur? Metti muttasıl olmuştur. Vette taifetum min ehlil kitabi lev yuzillûnekum yuzillûnekum Burada ne olmuştur peki? Burada da aynı şekilde metti tabi olmuştur değil mi? Niçin? Çünkü lam harfi ne olmuştur? Harfimet olan vav tarafından uzatılmıştır. Harfimetten sonra sevmetten bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Öyleyse burada ne olmuştur? Metti tabi olmuştur. Ve ma yuzillun illa enfusuhum illa enfusuhum ve ma yeshurun ya ehlel kitabi ya ehlel kitabi. Peki burada ne olmuştur? Burada da meddi mun fasıl olmuştur. Niçin? Çünkü harfmet olan elif ya harfi ne olmuştur? Harfmet olan elif tarafından uzatılmıştır. Harfmet olan eliften sonra sebebiyetten ne gelmiştir? Düz hemze gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için ne olmuştur burada? Meddi munfasıl olmuştur. Ya ehlel kitabi lima tekfurun bi ayati llahi ve entum teşhedun. Sadakallahu azim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bugün de dersimiz neydi? Metti lazımı işlemiş olduk. Metti lazımı tekrar tarif olarak söylüyoruz, tarif ediyoruz. Harfimetten sonra, harfimetten sonra cezimli yahut şeddeli bir harf gelirse kısa öz olarak harfimetten sonra cezimli yahut şeddeli bir harf gelirse orada ne oluyor? Meddi lazım oluyor. Bugünkü dersimizin de inşallah sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste inşallah buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اقرا باسم ربك الذي خلق